edeceğim. Bugün Kavala konusunda Avrupa Konseyi bir karar verdi ve ihlal prosedürünü başlattı. Yani Türkiye'nin hukuku ihlal ettiği, Avrupa Birliği hukukunu ihlal, Avrupa Konseyi hukukunu ihlal ettiği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen kararların gereğini yerine getirmediği, dolayısıyla o ligin bir üyesi olma sıfatını kaybedip etmediğini ilan edecekleri süreci başlattığını açıklamış oldu. Bunun çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. 1948'de kurucuya kabul edildi Avrupa'ya, biliyorsunuz, Türkiye. Ve Türkiye belki 1815 Viyana konferansından sonra Avrupa'nın bir parçası olarak kabul edilip Avrupa'daki, batıdaki hemen hemen bütün forumlarda yer alan, birliklerde yer alan bir ülke. Örneğin futbol karşılaşmalarında, turnuvalarında genellikle Avrupa liglerinde oynar. UEFA gibi. Veyahut işte uluslararası birlikler, sendikalar, partiler veyahut işte meslek örgütleri genellikle Avrupa birliklerinin üyesidir. Her şeyiyle, ihracatıyla, kültürüyle, her şeyiyle Avrupa ile içli dışlı olmuş Osmanlı'dan beri bir ülkeden söz ediyoruz. AKP iktidarı öyle anlaşılıyor ki Türkiye'yi buradan koparıp demokratik hak ve özgürlüklerin sorgulanmadığı, otoriter ya da totaliter rejimlerin olduğu veyahut dinci diktatörlüklerin veyahut faşizan ya da faşist diktatörlüklerin, darbeci rejimlerin olduğu bir lige taşımaya çalışıyor. Öyle anlaşılıyor. Kendisini sorgulanamayacağı, vatandaşların üzerinde kurduğu baskının ve sömürü düzeninin tartışılamayacağı, bunun reddedilemeyeceği bir ortam arayış içinde olsa gerek ki anayasanın amir hükümlerine karşın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yetki kararını bize zorla dayatmadılar. Türkiye bunu imzaladı. Türkiye'nin orada bir yargıcı var ayrıca. Temsil ediliyor. Böyle bir kararın reddedilmesi çok enteresan ve Avrupa Konseyi'nin bütün uyarılarına, Avrupa Birliği değil değerli seyirciler, bunların ikisi ayrı. Avrupa Konseyi'nin bütün, biz onun üyesiyiz. Türkiye Avrupa Konseyi'nin üyesi. Avrupa Konseyi'nin bütün uyarılarına kulak tıkayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Dahası reddeden bir iktidarla karşı karşıyayız. Sarayın bir hukuk işleri müşaviri var. Ya da nedir? Herhalde hukuk kurulu başkanı mıdır şu anda sarayın? Mehmet Uçum, Avrupa Birliği kararları, Avrupa Konseyi kararları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları, özellikle mahkeme kararı olduğu halde tavsiye niteliğindedir deyip bu kararların iç hukuk kuralları içinde sayılamayacağına dair bir iddia ortaya attı. Hakikaten bugün bir değerli hukukçunun söylediği gibi bunu söylemek herhalde hukuk fakülteleri 1. sınıf öğrencilerine sınavda bir soru sorulsa o sınavdan çakarlar. Şimdi böyle bir anlayışın hukuk işlerini, Türkiye'nin hukuksal işlerini yürüttüğü bir Türkiye'de yaşıyoruz. Ben Kavala kararının Türkiye'yi bir demokratikleşme, bir demokrasi testine tabi tuttuğunu görüyorum. Bunun böyle algılanması, bütün dünyada başka türlü değerlendirilmesi mümkün değil. Böyle algılanması gerekiyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız değerli seyirciler. Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden ihraç edilmesi demek, Avrupa'dan ihraç edilmesi demek. Bu anlama geliyor. Bu son derece nettir. Bütün forumlardan çıkarılması gerekiyor. Bakın başka bir gelişme daha oldu. Bütün forumlardan çıkartılması anlamına geliyor. Şimdi Ukrayna krizi nedeniyle NATO ve Rusya karşı karşıya gelmiş durumda. Peki hem Ukrayna ile hem Rusya ile ilişkisi olan ülke kim? Türkiye. Peki Ukrayna krizinin konuşulduğu, tartışıldığı NATO toplantısına neden Türkiye davet edilmedi? Edilmedi. Türkiye ayrıca değerlendiriyor. NATO ile ilişkileri de gevşemiş durumda. NATO çoktan feshedilmesi gereken, gereksiz bir ne diyelim, Batı'nın bir savaş aygıtı, bir savaş örgütü. Bu başka bir şey. Onu ayrıca tartışırız. NATO'dan çıkılması gerektiğini yıllardır savunduk biz. Savunmaya da devam edeceğiz. Hele Varşova Paktı'nın ortadan kalktığı koşullarda NATO'nun varlığının bir anlamı ve bir değeri de kalmadı ama NATO bir saldırı paktı olarak duruyor hala. NATO toplantısına bile davet edilmediğini burada hatırlatalım. Türkiye dışında bu işleri halletmeye çalışıyor artık Batı. Buyurun hocam. Evet. Şimdi ben pek kendimden bahsederek konuya başlamak istemem ama bugün uyardılar beni. Yeni Akit ve Şafak gazeteleri beni hedef göstermişler. Ben böyle şeylere papuç bırakan bir adam değilim. Ne olduğuna bakmadım bile. Ne olduğunu da bilmiyorum. Muhtemelen bu 4 yaşındaki 4 yaş 6 yaş arası okul öncesi eğitiminin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sorumluluğunda olması, onların tarafından yapılması olayına Kur'an kurslarının da dahil edilme çabasını eleştirdiğim 4 ve 6 yaşındaki çocukların işte erkeklerin başlarına takke, kızların başlarına türban geçirilip sokaklarda yürütülmesini ki bunlar sosyal medyada dolaşan bir takım görüntüler. Eleştirdim bu yaştaki çocuklara böyle şey yaparsanız beyin yıkamak anlamına gelir dedim ve bunu da hatta politikaya alet edilen o eline oyuncak verilip yani o konuyu da tekrar dile getirmek istemiyorum ama mecbur ediyorlar insanı. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'na hain dedirtilen çocukla işte benzeştirdim. Yani işte o bir toplumda onlar yapılıyor, bu yapılıyor. Hatta bir de şeyi de yani söyledim, çocukları, küçük çocukları konuşmaya başladıkları zaman küfür öğretip hadi gel amcalarına ve teyzelerine bir küfür et göster ne güzel filan deyip ha diye gülen bir kültür de vardır Türkiye'de. Onu da eleştirdim. Şimdi beni hedef göstermişler. Göstersinler bakalım. Vız gelir, tırız gider. Ben 80 yaşına kadar çok kurşun hedefinden de, iftira hedefinden de, saldırı hedefinden de kurtulmuş bir adamım. Bundan sonra demokrasi uğruna şehit olursak o da canımız feda olsun yani. Bu saldırılar neyse, hocam şimdi, size de bize de vız gelir. Onları o kadar kolay değil bunların yapacağı. Siz doğruları yani söylemeye devam edeceksiniz. Biz abi, doğruları söylemeye devam edeceğiz. Onlar kendileri gibi bizi korkak zannediyorlar. Hiç önemli değil. Çok haklısınız hocam. Ayrıca bu kendinizden bahsetmeniz değildir. Bu düşünce ve ifade özgürlüğüne, demokratik haklara yönelik bir saldırıdır. Sizin şahsınızda. Tele1'de söylediğim bir söz evet. Yani çünkü ben ya Tele1'de konuşuyorum ya Cumhuriyet'te yazıyorum. Benim başka bir ayrıca şeyim yok. Ayrıca şahsi bir mesele değil bu. Demokratik bir hakka yapılan bir saldırı, bir baskı. Evet. Yani işte tabii bu vesileyle Yeni Akit gazetesinin hedef gösterdiği Ali Günday, Gümüşhane Baro Başkanı'nın katledildiğini, sevgili dostum, değerli bilim insanı Profesör Ahmet Taner Kışla'nın yine Akit gazetesi tarafından hedef gösterilerine katledildiğini, bu arada Danıştay yargıcı, Danıştay 5. Dairesi'nin hedef gösterildiğini gene Akit gazetesi tarafından ve oranın çok değerli olan yargıçlarından birinin de katledildiğini burada hatırlatmak istiyorum ve kendilerini kınıyorum. Tarih önünde kınıyorum, tarih önünde kınıyorum. Vız gelir tırıs gider. Evet, onu dedikten sonra şimdi gündeme dönelim. Bu Kavala olayı önemli. Bu Kavala olayı çok önemli.